Efendim merhaba. Evet, bugün çarşamba ve detay programında her çarşamba olduğu gibi Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sayın Reşat Akar'la birlikteyiz. Tabii ülke gündeminde ve Türkiye'de özellikle öne çıkan görüşleri ve gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Dün gece yarısı ya da bu sabahın erken saatleriyle birlikte Türkiye topuyla, tüfeğiyle Suriye'ye girdi. Suriye uzun bir dönemdir. Zaten sıkıntıların yaşandığı, iç savaşın olduğu, birçok farklı ülkenin içerisinde bulunduğu ve Türkiye ile sınır olması hasebiyle de birçok sınır köylerinde sıkıntıların yaşandığı bir coğrafya. Şimdi Türkiye fiilen orada bir tarafta terör var, bir tarafta bu gelişmeler var. Öte yanda darbe girişimine karşı başlatılan olağanüstü hal durumu var. Yani ciddi bir sıkıntı hakim Türkiye'ye baktığımız zaman. Fakat Kıbrıs müzakere sürecinde dün ikinci tur görüşmeler başladı. Tabii ki bu sadece bizi değil, Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren garantör devlet olma noktasındaki yaklaşımıyla bu kadar gelişmenin içerisinde, bu kadar olumsuzluğun içerisinde Kıbrıs müzakere sürecine Türkiye'nin tutumu nasıl yansıyacak? Bunları da konuşmaya çalışacağız tabii. Evet, hoş geldiniz Sayın Akar. Hoş bulduk. Öncelikle hemen bu konudan başlayalım. Türkiye bir savaş halinde şu anda. Zaten içeride bir uzun bir süredir sıkıntılar vardı ama bu savaş halinin Rusya'nın Amerika Dışişleri Amerika Başkan Yardımcısı bugün Joe Biden Türkiye'de böylesi bir günde Suriye'ye girilmiş olması apayrı bir tartışılacak konu. Zaten Türkiye bunları tartışıyor kamuoyu. Biz bunların tabii de Kıbrıs sorununa yansıma noktasından yaklaşırsak eğer daha da içselleştirmiş oluruz konuyu herhalde. Buyurun. Evet sevgili Aytuğ, teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimize de sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Tabii çok sıcak bir süreçten geçiyoruz. Bu gözle görülür haldedir. Ve gerçekten çok önemli bir tesadüf sonucu ABD Başkan Yardımcısı Biden'ın Türkiye'yi ziyaret ettiği gün saatler öncesinde Suriye'ye topraklarına resmen Türk ordusu girmiş durumda. Özür dilerim. Tabii bu konu Türkiye yıllardan beri kısmen zaten bu Suriye Savaşı'nın içerisindeydi. Başlangıçta Türk hükümeti Suriye'de Esad rejiminin devam edemeyeceğini ve Esad'ın istifa etmesi gerektiğini, Suriye'nin yeni bir yönetime kavuşması gerektiğini savundu ve dolayısıyla Esad rejimiyle diyelim ilişkilerini çok gerdi, çok kötü bir noktaya getirdi Türkiye. Yani Suriye'deki bu savaş sonunda Türkiye'ye de çok ciddi zararlar verdi. En basitinden bakarsak 4 milyonun üzerinde mülteci yıllardır Türkiye topraklarında yaşıyor ve Türkiye kendi öz kaynaklarından, kendi halkından topladığı vergilerden bu insanlara yıllardır bakıyor. Savaşın ne kadar kötü olduğunu gösteren bir durumdur bu tabii. Dün gece Türkiye'deki bir televizyon kanalının birinde ilginç bir röportaj izledim. Suriye'de cerrahlık yapan ve başarılı olan bir doktor ayda 4000 dolar kadar, ki Suriye'de gelir düzeyleri düşük bir ülkeydi, 4000 dolar kadar kazancı olan ve ailesine çok iyi bakan ve oğluna iyi bir tahsil için daha çok çalıştığını söyleyen bir Suriye vatandaşı şu anda İzmir'de dikiş işleriyle uğraşıyor. Çünkü onun Suriye'deki doktorluk diploması büyük bir olasılıkla Türkiye'de geçerli kabul edilmiyor. Mesleğini yürütemediği için de bir konfeksiyon firmasıyla anlaşarak onun kumaşlarını dikiyor. Ayda şu anda geliri 800 Türk lirası. Ben bunu şimdi niçin söylüyorum?
bizim de buralardan çıkaracağımız dersler vardır. Yani Allah göstermesin, olağanüstü bir durum, bir savaş durumu insanları nereden nereye getirebiliyor. Biz Kıbrıslı Türkler bunları çok yaşadık. Yani 63-74 döneminde bizlere yönelik saldırılar, silahlı saldırılar başlayınca 63'te birçok insanımız köyünü, kentini terk edip başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. İşini, gücünü kaybetti. Birçok insan da yurt dışına göç etti. Ama çalışkan olan insanlar ütücü veya terzi veya kebapçı olarak gittiği İngiltere'de, Avustralya'da daha çok, İngiltere en fazla nüfus orada, ikinci sırada da Avustralya geliyor. Oralarda birçokları iyi iş sahibi oldu. İyi paralar kazandı. Çocuklarına daha iyi gelecekler hazırladı. Ama bizim burada yaşadığımız acı tecrübeler vardır. Suriye'de bu olanlara bakınca kendimizin durumunu da nerelerden geçip nerelere geldiğimizi bir kez daha hepimizin değerlendirmesinde fayda vardır. Şu anda çok şükür en kötü durumda olan insanımız bile aç değildir. Kuzey Kıbrıs'ta açlık yoktur. Yalnız gelir dağılımında adaletsizlikler vardır. Bazı fakir insanlarımız var kırsal bölgelerde. Özellikle Karpaz bölgesi çok imal edilmiş durumdadır. Esas önemli olan buralarda insanların devletine küsmesini önlemektir. Devletinden umudunu yitirmesini önlemektir. Böyle bir noktaya gelirse vatandaşlar o zaman çok tehlikeli olur. Geri Suriye'ye dönecek olursak Türkiye iki tane son yıllarda bu savaş öncesinde Suriye ile ilişkilerini geliştirmişti. Hafız Esad'la çok iyi, yakın dostluklar kurulmuştu. Ve iki ülke arasında hem resmi hem de kaçak yollardan sınır ticareti oldukça ileri boyutlardaydı. Suriye'nin nüfusunun ezici bir çoğunluğu Türkiye'den giden gıdalarla besleniyordu. İnşaatlar, şantiyeler bunlar Türk müteahhitlerindeydi birçoğu. Savaş sonrasında Türkiye hem bunları kaybetti hem de az önce söylediğim gibi 4,5 milyon civarında insanı kendi topraklarında misafir etmek zorunda kaldı. Harcanan paranın bir ay önceki rakamlara göre Sayın Erdoğan açıklamıştı, 10 milyar doların üzerinde olduğu biliniyor. Bugün itibariyle belki de bu rakam 11-12 milyara ulaşmıştır. Ve Avrupa Birliği sözde yardım kararı aldılar, 3 milyar euro ilk etapta verecekler. O paranın da Türkiye'ye gitmediği biliniyor. Dolayısıyla şimdi bu Suriye içinde oluşan farklı grupların artık Türkiye'ye, Türk insanına da zarar vermeye başladığını kesin olarak Türkiye'yi görünce Sayın Erdoğan'ın son Rusya ziyaretinde bu iş etraflıca mutlaka ele alınmıştır. Ve bu Suriye'den kaynaklanan terör örgütlerinin dünya ülkelerinde nasıl tehdit oluşturduğu da dikkate alınarak Türkiye'nin sınırlarda ciddi anlamda tehdit altına girince Türkiye bu operasyonu başlatmış oldu. Umarım çok uzun sürmez. Umarım Türk askerine, Türk ordusuna herhangi bir zarar gelmez, büyük zararlar gelmez ve kısa sürede Türkiye bu savaşın içinden çıkar. Zaten Başbakan Sayın Binali Yıldırım birkaç günden beridir Suriye'de yakında önemli gelişmenin olacağını ve aylar içerisinde durumun normale dönebileceğini söylemişti. Belli ki bu önceden hazırlanan senaryolar çerçevesinde konuşuyordu. Önce oradaki terör örgütlerinin etkisizleştirilmesi, sonra Esad'ın bir süre daha görevde kalacağı şekilde bir yeniden yapılanma ve artık yaraların sarılmaya başlaması. Belki bu çerçevede 4,5 milyon Suriyelinin önemli bir kısmının da kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesi. Dediğim gibi tabii bu savaş Joe Biden'ın Ankara ziyaretli güne denk geliyor. Ve tabii ki bu zirvede Suriye konusu, öncelikle Orta Doğu politikaları, Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, FETÖ konusu ama
Rumların iddialarına göre çok ağırlıklı olarak da Kıbrıs konusu bu görüşmelerde ele alınacak. Hatta Rumların iddiasına göre Anastasiadis'in Türkiye'den istekleri bizzat Joe Biden tarafından Sayın Erdoğan'a iletilecek. Öyle bir iddia vardı. Nedir Rumların bu isteği? İşte görüyorsunuz, bu Türk ordusuna güven yok. Türk ordusu kendi cumhurbaşkanını bile öldürmeye için darbeler düzenliyor. İşte rejimi ortadan kaldırmayacak hareketlerde bulunuyor. Dolayısıyla biz böyle bir ordunun burada garantör olmasını artık daha fazla istemeyiz. Ve gerek yoktur buna. Bunlar artık çağ dışıdır, gereksizdir. Öyleyse garantisiz bir Kıbrıs olsun. Son Rum basına sızdırdıkları haberlere göre uluslararası bir polis gücünden söz ediyorlar. Jandarma görevi yapacak. Bu uluslararası polis gücü, jandarma gücü veya asker gücü diyelim, Bosna'da ne yaptı acaba? Birleşmiş Milletler barış gücü 63-74 arasında ne yaptı acaba? O dönemde Kıbrıs'ta görev yapan ve halen hayatta olan Birleşmiş Milletler subayları ve yine 1960 öncesindeki saldırılara hedef olan İngilizler, İngiliz askerlerinden bir kısmı ile benim özellikle bir tanesi bir İrlandalı ile konuşma imkanım olmuştu. Hatta beraberinde Kıbrıs'a gelirken bavulunun içerisinde yüzlerce de fotoğraf getirmişti. 1960 öncesinde İngilizlere yönelik saldırı ilk öldürülen asker de yine bir İrlandalı Ruby adında bizim Lefkoşa Merkez Postanemizin arkasındaki o daracık sokakta öldürülmüştü. Onun fotoğrafları vardır bende. Onun anlattıklarını da dinlemiştim. Yani EOKA terör örgütünün nasıl gözünün döndüğünü ve insanları öldürmekten çekinmediği, ne tür katliamlar yaptığı bilinen gerçekler. Şimdi bunları biz yaşadığımız için toplum olarak bilmediklerimizi ilerleyen yıllarda bizzat o günleri yaşayanlardan öğrendiklerimizi bir yerlere yazıp veya beynimizin içine yazıp Rumların bu şu andaki öne çıkarmaya çalıştıkları geçersiz garantiler konusunda çok dikkatli davranmak zorunda olduğumuzu söylemek isterim. Daha önce de konuştuk bunları. Bizim açımızdan Türkiye'nin garantisi vazgeçilmezdir. Türk ordusu da zaman zaman bu darbeler olmakla birlikte bunu ordunun tümüne mal etmek doğru bir şey değildir. Türk ordusu disiplinli bir ordudur. Caydırıcı bir güçtür. Ve 1974'ten beri de bu adada hem Türk'ü hem Rum'u koruyan önemli bir güçtür. Türk ordusu burada olduğu sürece Rumlara da bir zarar gelmez, bize de bir zarar gelmez. Ordu gitsin, ada askersizleşsin. Sen daha yeni 3000 tane profesyonel asker alıyorsun oraya. Çoğunluğu Yunanlı. Bu davada karşımıza şu çıkacak. Gaz vardır. Uluslararası anlaşmalar var. Rumeli Mahfuz ordusuyla Mısır ordusu ve Yunan ordusu birlikte hareket edecek. Yine Rum ordusu, Yunan ordusu, İsrail birlikte hareket edecek. Bu taraftan da bize diyorsun ki Kıbrıs'ı Türkiye'nin endişelerini gidermek için bir uluslararası jandarma gücü olsun. Uluslararası jandarma gücünün bana yapacağı hiçbir şey yoktur. Yani o açıdan Rumların da eğer gerçekten çözüm istiyorlarsa, ki bana göre onların istediği çözüm değil, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini adanın tümüne yaymaktır. Gerçekten bize eşit siyasi eşit hak veriyorlarsa o zaman onların da bizi anlamaları lazım. Biz onları anlayacağız, onlar da bizi anlayacak. Biz onlara diyoruz ki eğer siz bu terör örgütlerini dağıtırsanız, Elam gibi şimdi, ve bizimle 20 yıl, 30 yıl bir süre koydum, barış içerisinde, dostluk içerisinde yaşarsanız o zaman garantiler konusunu 20 yıl sonra tekrar ele alalım. Ama o süre zarfında Türkiye, Kıbrıs'ı Türklerin can ve mal güvenliğini korumakla mükelleftir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki haklarını, çıkarlarını korumakla mükelleftir. Türkiye buradan çekildiği zaman
Türkiye çok şey kaybetmiş oluyor. Ama Yunanistan'ın kaybettiği hiçbir şey olmuyor. Çünkü Yunanistan yine garantör devlet olarak Avrupa Birliği şemsiyesi altında Kıbrıs'ın içindedir. Ve Yunanistan yine Rum tarafıyla, ki bunlar olası bir çözümden sonra geçerli olacak olan anlaşmalardır, kayıtlara düşmüştür ve bizim taraf bunları kabul etmiştir. Ortak savunma stratejisi çerçevesinde Yunanistan Kıbrıs'ın yasal bir ordusu durumundadır. Bize masal anlatmasınlar. Yunanistan şu anda Kıbrıs'ın yasal ordusu durumundadır. Çünkü aralarında ortak savunma doktrini diye bir anlaşma vardır. Ve bu anlaşma tekrar tekrar üzerine basarak söylüyorum, çözüm olması halinde de geçerli olacaktır. Yunanistan Kıbrıs Rum ordusu değil, artık tüm Kıbrıs'ın savunmasında etkili bir güç olacaktır. Ama Türkiye bunun içinden tamamen çıkarılacaktır. Bu yani kabul edilebilir bir durum değil. Ama şöyle bir endişe de var mıdır? Türkiye şu anda bir darbe süreci geçirmiştir. Çok ciddi sıkıntılar vardır. 100.000'in üzerinde tutuklu vardır. Yargıçlar, savcılar, generaller, subaylar, askerler, memurlar, öğretmenler. Bir taraftan bu sancılı süreç, bir taraftan da şimdi Suriye topraklarına yönelen savaş. Türkiye bütün bu gelişmeler karşısında Kıbrıs, yani bu kadar sorun içerisinde hiç olmazsa bir Kıbrıs'tan kurtulayım düşüncesine girer mi? Bana göre girmez. Ama yine de Kıbrıslı Türklerin bu noktada da Türk garantisine karşı istekli ve ısrarlı olması lazımdır. Programın başında söylediğim gibi, Allah korusun, biz bu senaryoları ya yaşadık, yaşamayanlar da babaları, anneleri yaşamıştır. Bu durumlara bir daha düşmeyelim. Düşersek çok yazık olur. Suriye'de ayda 4.000 dolara cerrahlık yapan adam şu anda 800 Türk lirasına İzmir'de terzilik yapmaktadır. Sırf çocuklarına bakabilsin ve en büyük hedefi de oğlunun iyi bir tahsil yapması olduğunu söylüyordu röportajda. Ne kadar büyük bir acıdır. Bir anda her şeyi sıfırlanmıştır insanın. Hayatı bitmiş, evini kaybetmiş, toprağını kaybetmiş, tabii, mesleğini kaybetmiş. Çocukları sefaret içerisinde 800 Türk lirası alacak. Bununla bir gece kondu ya bir yerde hayat sürecek, para verecek oraya da 100 lira, 200 lira belki. O şartlarda çocukların karnını doyuracak ve tahsil yaptıracak. Yani şimdi biz battık, bittik, yok olduk, gidiyoruz, ölüyoruz. Nedir bu çektiğimiz falan filan derken 2000 liradır asgari ücretimiz yaklaşık, yani 1800 Türk lirasıdır. Bunları da düşünmemizde fayda vardır. Ha, iç sorunlarımız, yapılması gereken hükümetlerin gelmiş beceriksizlikleri, halen bu halka çektirdikleri, tabii ki burada ses çıkaran herkes hakkıdır. Ve sesimizi de çıkarmak zorundayız. Ve siyasileri de, hükümetleri de işraata zorlamalıyız. Arkadaşlar Diyalog Gazetesi'nden alabilirse Girne Tapu Dairesi'nin dünkü görüntüsünü bize bir ekranlarda koysunlar. Bugün Diyalog'da vardır, evet, ama bugün Diyalog'da var. Onu dördüncü sayfada var o görüntü. Onu bir hep birlikte görelim. Mesela Kuzey Kıbrıs'ın şu anki durumuna bir örnek, bürokrasisinin, devlet dairelerindeki çalışma sisteminin, düzenin, vatandaşlara çektirilen işkencenin ne olduğunu anlamak açısından o... Buradan gösterelim şimdilik. Yaklaştırırsa kameramanımız, dördüncü sayfadaki haberimizdir. Öfke Doruk'ta. Bunun üzerinden konuşmaya devam edebiliriz. Evet. Bu işte oradaki fotoğraf, yansıyan fotoğraf, kalabalık insanlar. Evet Reşat Bey. Şimdi bu, burası Girne Tapu Dairesi. Bu tapu dairesi yeni inşa edilmiş. Ama bekleme salonu yok. Bekleme salonu olmadığı için vatandaşlar muamele yaptıracakları odaya giriyorlar. Orada sıra numarası yok. Tam bir El Arabiya meselesi. Gidiyorlar oraya. O itiliyor, bu itiyor. Vezne önünde kavga. Memur başlıyor, bağırsın yeter artık, yetiştiremiyoruz, biz de ölüyoruz falan.
Şimdi burada çok konuştuk. Bir tarafta oturacak sandalyesi olmayan devlet memurları var. Yani 50 tane ihtiyaçlı olup ihtiyacı 50 kişiyle yürütülebilecek işlerin olduğu kuruluşlarda 800 kişi çalışıyor, 850 kişi. Ve ısrarla, inatla bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Bütün gelen giden hükümetler, o teki tarafta para toplayan, ki diyor ilk satış yapacaksan sen, ilk satış yapacaksan, bana bir şey satıyorsun, 100 bin Türk lirası, 16 bin lira da devletin kasasına veriyorsun 100 bin liralık satışta. El insaf, senin para ihtiyacın var, avuç açıyorsun, maaş ödeyemez durumdasın. Müteahhitler bu konuda diyor zaten, bizim askıda olan dosyaları indirseler borçları kapanacak devletin. Niye ritet duran mı? Bu zor mudur bu? Niye oturup iki saat bunu konuşup da... Her şeyin kolayına kaçarız ama. Bakın işte Toprak Ürünleri Kurumu bataktır. Zam mı yapalım? Oradan da halledelim işi noktasına geldi. Yani bir takım açılımlar, farklı politikalar gütmek yerine en kolay neyse atalım vatandaşın cebine elimizi, alalım zaten nedir? Böyle bir yaklaşım var. Örneğin bu TÜK'te bunu yaşadık. Çok basit konularda. TÜK'te o kadar yolsuzluk olayları yaşandı ki geçmişte. Bunları sorgulamak yerine ve bu TÜK'ü kapatmak yerine, özelleştirmek. Özelleştirsin. Siz üreticiler diyor ki biz alırız. Talibiz diyor TÜK'e. Yeter ki borçlarını kapatın. Bütün dünya artık bu devletin sırtındaki gamburlardan kurtuldu. Bizimkiler hala da inatla TÜK yaşatacak. Çünkü İktidara geldiklerinde kendi yandaşlarına dağıtacak makam istiyorlar. Ne kadar çok kuruluş varsa ellerinde, seni de TÜK'e alırım, seni de Coop'a alırım, seni de Kıptek'e alırım demebilmek için inat ve ısrarla bunu yapıyorlar. Hem Türkiye'yi sömürüyorlar ama böyle, hem bizi sömürüyorlar vatandaşlar olarak. Hem Türkiye yetmiyor, para ver diyorlar. Hem de bizden aldıkları vergileri, topladıkları vergileri bir taraflara, zarar eden batak taraflara harcıyorlar. Senin eğer 850 kişi çalışıyorsa, 50 kişinin gerekli olduğu kuruma 800 tane fazla alın var sadece bir kurumdan. 10 tane kurum 8000 tane fazla alın var demektir senin. Bu insanlara artık yavaş yavaş, bu tapu dairesinde ihtiyaç varsa 30 tanesine de ki seni tapuya alacağım. 20 tanesine de ki seni tapuya alacağım. Ben istemem, öyleyse git evinde uyu. Yani bunları yapmak zorundadılar. Ha neyi düşünüyorlar? Yasal düzenleme yaparsak diyorlar. Şimdi Ali diyor Güzelyurt delegemizin kardeşi. Veli diyor Girne'de bilmem kimin. Hüseyin'i arasak alalım, bir bakan telefonu diyor. Yahu Kaldorabı'da bizim adamı aldınız ya. Bunları demeyecek geçici bir hükümete ihtiyacı var bu ülkenin ve meclise. Hüseyin'e de, Ali'ye de, Veli'ye de şunu söyleyeceksin. Senin geleceğin için, çocuklarının geleceği için ben bunu yapıyorum. Şu anda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda mesela çalışanların ezici bir çoğunluğu kadrosuzdur. Devamlı sözleşmeye yenileniyor. Hı hı. Bu insanların çoğu 45 yaşın üzerine gelmiş orada. Şimdi bu adam 45 yaşın üstüne geldiğinde polis de alamak sen bunu artık. 10 sene eve söylediğimizde bunu 35'i de alırdın da. Şimdi 50-52'ye girdi. Bunu polis alsan ne olacak? Zararından başka bir şey olmayacak. Peki yarın çözüm olduğunda bu adam 50 yaşında, 51 yaşında nereye gidecek bu arkadaş? Çözüm. Bir arkadaş da devamlı yazdığın altına yorum atıyor. Her şey hazırdır diyor bugün gene benim. Ne hazırdır? Ha soruyorum. Hadi BRT'nin 800 tanesini nereye yerleştirecek? Cevap versin bana bu arkadaş veya onu yönlendirenler. 800 tane adamı ne yapacak? Ben bunu soruyorum ya, cevap versin. 800 tane adam nereye gidecek? Lefkoşa Türk Belediyesi'nde 800 kusur insan var. Nereye gidecek bu insanlar? Yazık, günah değil mi? Yani onlara da günah, çalışanlara da günah. Nerede çalışacak? Çünkü olmayacak. Rum Belediyesi'nde 230 kişi varsa sen Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki bir yaşama geçtiğinde 800 kişi çalıştıramayacaksın orada. Zaten sana bu parayı kim verecek? Yani bunun tedbirlerini almaları lazım ama hala da popülizm galip geliyor bizim ülkemizde. Oturup yapmaları gerekenleri yapmıyorlar. Şimdi %3'müş. Geçenlerde bir çok değer verdiğim, sevdiğim bir hocanın, emekli öğretmen, sosyal medyada bir şey paylaştı. Dedi ki Rum tarafına gittiğim zaman dedi, alışveriş yaptığımda elde ettikleri benden paradan bir kısmı
Rumlardan olduğu gibi Rum ordusuna pay gidiyor. Eskiden bizde de vardı güvenlik kuvvetleri güçlendirme. Bağıra çağıra bizimkiler sağ olsunlar kaldırdılar. Nasıl olsa Türkiye ordunun silahlarını veriyor. Rahatlık o konuda. Rumlar öyle değil. Her satıştan, her kesilen faturadan Rum Milli Muhafız Ordusu'na pay aktarmaya devam ediyorlar ve silahlanma da devam ediyor aksamadan. Donanma kurdular, uçak aldılar, şimdi helikopter aldılar. Yani ilerliyor savunma güçleri. Şimdi ama diyor, ben bunu biliyorum ama geldim diyor, 200 gramlık bir şey aldım diyor. Rum tarafında 7 euro verdim diyor. 1 euro 3.3. 4'ten koyacağım. Ne etti? 28. 28 TL. Aynısı diyor 70 kusur TL'dir Türk tarafında. Şimdi sen bu %3'ü daha koymakla üzerine daha da bağlayacaksın. 71 olacak 80. Öteki taraf daha cazip hale gelecek. Ondan sonra da bu kararı alanlar diyecek ki Rum'la asla birleşme olmaz. E sen teşvik ediyorsun. Her hareketinle teşvik ediyorsun. Yoldaki çukurları kapatmıyorsun. Can korkusu yaşa diyorsun beni. O tarafa geçince görüyorum aman diyorum burada daha emniyetli yollar diyorum. Yani burada araba süren insan eğer dikkatliyse sarhoş değilse sürerken bir de direksiyonu hakimse kolay kolay kaza yapmaz. Burada yollar seni zaten kazaya teşvik ediyor. İki, daha aydınlatılmış. Ben burada çöl havasındayım. Birçok mahalle sokak lambaları yanmaz. Günlerce haftalarca kimse ilgilenmez. Üç, daha ucuz. Yiyecekler, gıdalar, birçok şeyler. Ha bizim ticaret olsa zaman zaman yapıyor. Veya sana olsa açıklıyorlar. Kuzey güneyden daha ucuz. Değildir. 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 Sen bana 6 ayda bir ihtiyaç olan malzemeyi de koyuyorsun için. O listenin de öyle oluyor. Ama her gün ihtiyaç duyduğum temel gıdaları ve temel olmayan da tüketim maddelerini koy bakalım içine. Nasıl olur? Koy. Onları da koy. Niye onları koymuyorsun? Ama şu anda zebze fiyatları güneyde. O da zebze dediğimde ayırıyorum. Domates, salatalık gibi biraz daha yüksektir kuzeyden. Ama öteki zebzeler her zaman buradan da ucuzdur. Burada domates yok zaten. Yani da... Yıl 12 ay 365 gün 30 centtir bir bağ maydanoz, 30 centtir bir bağ gollandro, 30 centtir bir bağ kereviz, 30 centtir bir bağ nane, 30 centtir bir bağ turp, 30 centtir bir bağ soğan, taze soğan. Hiç değişmez. 30 cent yaz kış. Bizde bazen sırası gelir 1,5 lira maydanoz satarlar. Yani et fiyatları 6 euro 6.20 euroya en lüks marketlere kuzu eti satarsa sen de burada 30-32 TL'den insanına satarsan bu nasıl bir düzendir? Sen önce bunları düzelt. Sen hastalıklı hayvanları hala daha tedavi etmemekle direniyorsun. Hayvanlar hala sordum geçenlerde Hayvancılar Birliği Başkanı'na da sordum. Başka hayvancıya da sordum. Yo dedi. Hayvanlar düşüp ölüyor. 68 tane mezbaha var. Bizde. Rum tarafında 180'di, 2'ye düştü. Avrupa Birliği dedi, hepsini kapatacaksınız. Bağırdı çağırdı, köylüler eksik olsun böyle Avrupa falan. Devlet devlettir. Devlet dedi kapatacak. Kapattılar. 2 tane mezbaha var şu anda. Veteriner kontrolünde kesilir. Hayvanla. Götürsün de hastalık hayvanı kessin bakalım kesebilirse. Bizde 68 tane çoğu denetimsiz. Veteriner yok. Kesip veriyorlar. Ye işte bir şey olmaz ya diyor. Avrupa standartlarında yer var. Atıl durur anlaşamaz. Bu tarafta da Avrupa Birliği para verdi sana. Yap bir mezbaha. Paralar uçtu havada buharlaştı. Bir türlü bitmedi o mezbaha. Mezbaha bitti. Mezbaha bitti de işte. Açamıyorlar. Şirkete borcu ödemiyor. Belediyenin yani. Parası yok. Olay mahkemelik. Öyle tam bir komedi tiyatrosu. 3-4 milyon TL'yi bulup da evet, ama, bu peki bunları çözmek için geldiler ama oraya bu arkadaşlar değil mi? Mezbahayı da çözmek için geldiler. Daha iyi bak, yol, bak. Daha iyi fazla yeşillik, daha güzel çocuk parkları. Bu vaatlerle geldi.
Ne yapayım ya, ölüyorum, param yoktur. Başınıza gelin çekin, kalın çöplerin içinde demek için gelmedi herhalde. Hiçbir fikir geliştirmedi. Ben çarşıva çağrı yaptım Lefkoşa Belediye Başkanı. Sanayi bölgesi veremane oldu. Gel 100'er Türk lirası bizim kuruluştan başlasın 100 lirayla. Ekstra vergi getirsin her birimize. Ne bu çöpler sorunu çözsün bu şekilde. Herkes hazırdır bence buna. Birkaç kişi çıksa bile onları da mecbur edersin. Çoğunluk galip gelir bu işte. Çözüm üretebilirsin. Ama yok. Bazı kuruluşlar vardı. Göz göre göre, göz göre göre. Ya var ellerini döküyorsa sokaklara. Sen onlara bir ceza uygulayamaz mısın? Gidip ekibin gidip onları durduramaz ama gidip kontrol edecek ekip yok. Yani vazgeçtim şeyden. İki ekip yok. Çünkü ekip binanın içerisinde oturmakta. Ekip yok. Dışarıda iş yapacak. Kontrol edecek, denetim yapacak, ceza kesecek, düzen sağlayacak. Ekip yok. Şimdi bu sanayi bölgesinde her böyle işletmenin önüne konteyner tipi çöp konulmasıyla ilgili Sayın Başkan o zaman gene programa geldiydi, konuşuyorduk falan. Yapamadık dedi bunu. İşletmeler almaz. Tabii bunu fatura edecek, getirip koyacak. Yapmaz. Biraz da kendimize bakmamız lazım. Bazı şeylere yani siz dediğiniz mesela bizden başla yapalım tamam da sizin gibi söyleyen ne kadar insan var? Bunu zoraki kılmak lazım. Belki yasa, işte devlet, yasa yerel yönetimler yasa, yapmak lazım. Belediye meclisi kararı gelirse belediye meclisinden kararı alacak. İsterse yapmasın. Ben İngiltere'de yaşayan bir örnek vereyim işte. Mesela evde tadilat yapacaksın değil mi? Halıları atacaksın evden. Özel şirketleri de yapan belediye değil zaten. Çöp kasası. Telefon edersin. 3 boyda. Küçük, orta, büyük. İşin bitinceye kadar oradadır. Getiriyor sana. Fiyat görür. Küçük 68, orta atıyorum 80, büyük 120. Hangisini istiyorsun? Bu kadar. Bir de şartı var. İSKİB'in üzerini taşmayacak. Yani ona göre neyse genişliği şekilde. Ona ve üzerini kapatacak. Kapatmazsam diyor aradığı zaman veya döke saça giderim lisansım elinden alınır diyor. Kim alır? Belediye. Sen ne yapamam burada? Yapamaz mı bunu? Şimdi ben burada temizlik yapacağım. Kamyon atacağım sokağa işleri. Gelsin belediye toplasın. Nasıl toplayacak? Sen bu toplayamayacaksın. O zaman getir bir yasa, bir kanun geçir. Yok. Yani hep bizde mazaretlerin arkasına sığınma. Ayrıca ben mi kötü olacağım veya partisinde tartışıyor. Partisi motor ve yerine diyor ha seçim var gene seçim. İktidara geliyorum. Kamuoyu araştırmaları var. Ben başbakan olacağım diyor. Parti başkanı mesela. %6-%7 oynan başbakan. Düşünüyor olabilir. Herkese ayar kurar. Ya parlamento dışında bazı partileri var. Ufak küçük. Sor şimdi onlara. İlk seçimde en büyük partidir diyorlar. Yani Kudret Bey'in partisinden söz etmiyorum. O daha yeni ve farklı bir konsepte girdi. Oldukça iyi bir netice alacağı şimdiden bellidir yani onun partisinin. Onun için bu işler artık parti meselesinden çıkması lazım. Senin başbakanlığın da sana kalsın. Milletvekilliğin, bakanlığın da sana kalsın. Ben halkım için varım. Halka hizmet vermeye geldim. Halka hizmet edeceğim. Bunu yapacaksan varsın. Ha eğer bunlar olmazsa şimdi iki bölgeli iki toplumlu Kıbrıs meselesini böyle tamamlayalım istersen. İki bölgeli evet, olacak. Olursak bir konucuk daha var çünkü paylaşmak isterim. Biraz gülümsemeyle bitirecek tamam. Ama buyurun bitirelim. İki toplumlu iki bölgeli federasyon olacak diyoruz biz. Neden? Kendi bölgemizde sağlam. Zaten garantörlük olmasa kendi bölgende sağlam olmayacaksın. Bunu yaz bir tarafa. Bitmiştir bu iş. O zaman sağlam da olmayacaksam garantörlük de sulandırılacaksa ne yapma iki bölge? Yani ben gene şimdi olduğum gibi çöplerin içinde, pisliklerin, lahmusuların içerisinde yaşamaya devam edeceğim. Aferin Avrupalı oldum. Çünkü kendi bölgemdir de beni kendi bölgemin belediye başkanları idare edecek. Yok. Onu da istemem. O zaman bakmayacağım Mustafa mı, Yanni mi, Nigoli mi, Yorgacis mi? Gelsin Yorgacis beni idare etsin. Çünkü Rumların kapılarının önünde ben böyle pislikler görmüyorum. Yorgacis. Daha iyiyse Yorgacis. Seçecek. Yorgacis gelecek bakacak. Aferin. Adı Hüseyin olacak yahut da ne bileyim Muzaffer olacak diye. Ben aynı işkence yaşayacaksam bana ne getirecek bu iş? Yani onu da burada not etmek isterim. Hı hı. Bir de
yargı, polis ve hükümet. Sayın İçişleri Bakanı bir polis ceza yazarken, suç işleyen adama ceza yazarken eğer tekme tokat yerlere düşürülüyorsa, hatta boğazına bıçak dayanıyorsa lazım, o İçişleri Bakanı bence tatile çıkması lazım. Otursun yargı da bunu düşünsün. Hükümet de bunu düşünsün, polis de. Yerde olan polis eri Mehmet Ahmet değildir. Yerde olan devlettir. Devleti bir yumruk vurur, bir de çakı sokar yere devirir. Ve sen acizsin buna karşı. Ha? Da ondan sonra makam arabalarında korumalarla gidip geleceksiniz. Yazık. Bu küçük ülkede bunları yaşatıyorlarsa bize, ben artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İsyan noktasındadır vatandaş, ben de isyan noktasındayım. Devletin polisi eğer kırmızı ışıkta durmayan adama veyahut da ne bileyim sürat yapan adama veyahut da ruhsatsız, ehliyetsiz, düzensiz bir şekilde sürat yapar ve durduruyorsa onu da ceza yazıyor diye kendisine dokansın bakalım İngiltere, İngiliz polisinin üstüne. Ya Avrupa, 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 yarın çözüm olduğunda dokan bakalım Avrupalı polisinin üstüne. Yere vuracaksın tekme tokat, bıçak dayayacaksın bazına, sana ceza yazıyor diye. Devlet yerde, öteki de ayakta. Bu düzene getirdiler bu ülkeyi maalesef. Neden? Ciddiyetsizlik. Devlet, gerçekten devlet gücü kalmadı. Ortada devleti hissedecek bir pozisyon kalmadı. İnsanlar diyor yapanın yanına kalıyor diyor. Ne yapsa yanına kalıyor insanların. No. Çünkü bir adam kayırmacılık, bir şey partizanca bakışlar, değerlendirmeler çıkarlar. Ne yazık ki devleti bu hale getirdi. Bu hale getirdiğin devleti ya yücelteceksin, oturup karar alacaksın, yahut da bırakacaksın, bunu yapacak olanlar gelip yapacak bu işi. Evet, şirkette borçlu ödenmiyor değil. Şey konusunda bir not var, o iş mahkemeliktir diyor, yolsuzluk iddiasından dolayı az önce konuştuğumuz mezbaha işi. Onunla ilgili bir not var. Noktalıyoruz programı. Ama şunu söyleyeyim. Az önce ben önce geldim stüdyoya. Sayın Reşat Akar'ı beklerken böyle geziyorum şeyde. Haberlere bakıyorum. Çok ilginç bir haber dikkatimi çekti. Paylaştım. Son bir dakikamız var. Onunla bitirmek isterim. Neyle uğraşıyoruz, neler konuşuyoruz? İşte gün içerisinde sürekli olarak Türkiye'nin gündemi, bizim gündemimiz. Hele biz çok küçük bir ülke, neler yapılabileceğini az önce konuştuk. Bakın İsveç'te Aile ve Sosyal Siyaset Bakanlığı diyor, alarm verdi CNN Türk'ün haberi. Bakan Wikström ayda ortalama %3.9 kez seks yapıldığını ve bunun yetersiz olduğunu belirterek sorunu parlamentoya taşıdı diyor haber. Bakan diyor ki cinsel ilişkinin ortalama %3.9 oranına düşmesinin endişe verici olduğunu ve bu konunun siyasi bir sorun olduğunu ve siyasetçilerin de bunu çözmesi gerektiğini ifade ediyor. Böyle bir dakikam var, bitiriyorum. Evet. Nelerle İsveç gündeminde ne var? İsveç, gazete manşetlerine taşıyan bir konu. İsveç bir refah ülkesi ve bu refah ülkesi olmasına rağmen 3.9 dediği, yani bir insan ayda 4 kez seks yapıyor demek. Haftada bir, yani haftada bir yapıyor. Bu da azdır diyor. Yani sağlıklı bir yaşam için bu oranın daha yükseklerde olması gerektiğini söylüyor. Gerçekten de öyledir herhalde. En azından hiç olmazsa 2-3'e çıkması lazım bunun. Demek ki diyor bir siyasi sorun var ortada. Yani devlet bunu oturup tartışsın. Bu insanlar moralsiz mi? Olamaz, çünkü zengin bir ülke. Para var. Yoksa bu kez zenginliğin getirdiği sorunlar mı var? İki, çok çalıştıkları için mi, çalışma saatleri mi çoktur da eve stresli mi gidiyorlar? Üç, yoksa yedikleri içtiklerinde mi sorun var? Yani bir çözüm üretsin diye adamlar, çünkü değişik konulara tartışıyor. İnsana verilen değil, önemdir bu, değerdir. Bizde bir istatistik yaparlarsa bilmem ne çıkar sonuç. Bizde belki de patlama noktasında da olabilir bu iş. Yani yüzde ne ya, bu ne dedi? İşte 3.9 dedi. Bizde %70-80 de çıkıyor patlama arkasında. Çünkü öfkesini insanlar bazen bu tarafta gidermeye çalışıyor. Evet, böyle gülümsemeyle bitirmek istedim. Bugün teşekkür ederim katkı koyduğunuz için. Haftaya tekrar görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah.
Efendim Reşat Akar'la beraber olduk ve bugünü noktaladık detay programında. Ülkenin öne çıkan konularını konuşmaya çalıştık. Son demde de birazcık gülümseten bir haberi paylaştım. Yarın yine detay programında ülke gündeminde öne çıkan konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere efendim. Herkese iyi günler.